Arkadaşlar merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün ben size güzel bir lokantaya getirdim. Burada Hindistan meşhur pilavı, biryani pilavı satıyor. Yani burası çok meşhur bir yer. Yani mesela Türkiye'de bazen ciğerciler meşhur oluyor, kebapçılar meşhur oluyor, etli ekmekçiler meşhur oluyor. İşte onun gibi burada biryani satılan bir yer var. İşte onlar da meşhur artık. Sosyal medyada falan çok yani tepki topladığı bir lokanta. Aynı zamanda bu Calicut denilen bu şehre, yani ben şimdi Güney Hindistan'ın Calicut ilçesindeyim. İşte bu ilçeye gelen hemen hemen herkes bu lokantaya bir biryani yemeye gidiyor. Evet, şu lokanta. Bu lokantanın ismi Rahmet Lokantası. Yani Müslümanların bir lokanta. Burada çok güzel bir biryani pilavı yapıyor. Allah'ım. Güzel bir biryani pilavı yapıyorlar. Hani bugün o pilavı size göstermek istiyorum. Yani çok kısa bir video olacak bu ihtimalle. Çünkü çok kalabalık içeride. Covid olmasına rağmen çok kalabalık biri. O zaman biz lokantaya gidelim. Arkadaşlar burası bir Müslümanların lokantası. Yani çok güzel bir lokanta. Gördüğünüz gibi burası var ya, aşırı trafik olan bir yer. Biz bunun içine giriyoruz, lokantaya giriyoruz. Lokantaya girer girmez biz oturduk arkadaşlar. Çünkü var ya, burada hiç yeri yok. Çok kalabalık bir ortam var. Arkadaşlar güzel bir yemek bekliyoruz. İnşallah güzel olur. Evet arkadaşlar, tabağımız geldi. Böyle bir arkadaşımın da tabağı geldi. Yanında bir su var. Yani su getirdiler, sıcak su. Şimdi abiler var ya, burada bir takke takmışlar. Buradaki garsonların modeldir bu. Bu lokantanın tek sıkıntısı arkadaşlar şu. Hiç tanımadığı bilmediği insanlar önüne geliyor, oturuyor. Çünkü burası çok kalabalık olur. Aynı zamanda bu biryani var ya, yani bütün Kerala'da meşhur, yani çok meşhur bir yemek. O yüzden millet akıyor buraya. Bir de yarın Ramazan başlarsa biryani kaçınır diye çok insan gelmiş. Burada en meşhur kırmızı etli biryani. Yani biryani çok çeşit servis ediliyor. Tavuk eti var, kırmızı etli var, sebzeli var. Ondan sonra balık var, bir sürü şeyler var. Ama buranın otantik ve meşhur olan kırmızı etli. Evet dostlar, bizim masamıza biryani gelmeye başladı. Herkesin servis edildi. Benim biryani gördüğünüz gibi bu şekilde, bir tane kasede gelmiş. Şimdi görüyorsunuz arkadaşım böyle kendi tabağına aktarıyor o kaseden. Yani çok güzel diyor bana. Benimki de şu şekilde arkadaşlar. Yani bu genelde ellerle yenilir. İşte böyle et görüyorsunuz. Yani kırmızı etli bir tane güzel pilavımız. Şu pilav, şu var ya, et çok pişmiş. Çünkü çok kolay bölebiliyoruz. Görüyorsunuz. Yani çok güzel pişmiş. Şimdi baharatlardan dolayı böyle sarı. Yani bu yemeğin tarifi benim YouTube kanalımda var. İstiyorsanız oradan izleyip evde deneyebilirsiniz. Bu da arkadaşlar turşumuz. Turşumuz limonlu turşumuz. Bu da yani salata gibi. Yani soğanlı salatası diyelim. Evet, biryani pilavımız yemeye başlıyoruz. Yani biraz pilav daha alalım. Çünkü pilav çok seviyorum. Yani dünyada en sevdiğim pilavlardan biri bu. Yani ikincisi olarak Konya pilavı çok seviyorum. Yani birinci bu, ikinci Konya pilavı. Konya'ya buradan selamlar olsun. Gördüğünüz gibi biber, ondan sonra domates, ondan sonra başka ne var burada? Yani pilav var başka. Baharatlar çok var arkadaşlar bu pilavın içinde. Yani özellikle kakule, tarçın gibi pahalı baharatlar da oluyor. Şimdi yemeğe hazırlıyoruz arkadaşlar. Böyle bir et parçası alıyoruz. Ondan sonra pilav ile karıştırıyoruz. Ondan sonra yani yiyoruz. Yakından bir göstereyim o pilavını.
pirinçler bu şekilde oluyor. Küçük küçük. Genelde Hindistan'a yapılan biryani pilavlar basmati pilavdan, yani pirinçten yapılır. Bu ama basmati değil, başka bir pirinç. Kokusu çok efsane arkadaşlar. Şimdi ben böyle bir kaşık alıyorum. Ondan sonra eti var içinde, ondan sonra pilavı var. On numara beşildir. Böyle bir biryani beklemiyordum. Çok acayip lezzetli bir biryani var. Şimdi biraz soğan alalım. Gördüğünüz gibi soğan. Şu soğanda arkadaşlar sadece sirke ve tuz var. Yani bu pilavla karıştırıp ondan sonra da yiyebiliyoruz. Yani çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi çok güzel ya. Ben bayıldım bu biryaniye. Öyle böyle değil, öyle lezzetli bir biryani. Hindistan'a gelirseniz mutlaka yemeniz gereken bir yemeklerden biri bu. Kesin buradan yiyin geldikten sonra. Ben şimdi var ya bunu yiyeyim çünkü önümdeki insanlar bana bakıyor. Bu adam hangi dil konuşuyor, ne yapıyor diye. O yüzden ben şunu bitireyim. Oradan bir video da çekeyim size. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle bitiriyoruz, yani az kaldı. Çok lezzetli bir biryani, hadi deniyoruz. Evet, yemeğimiz devam ediyor arkadaşlar. Şu bardağını böyle kenara alalım. Ondan sonra şöyle alıyoruz. Bu pilavın arkadaşlar genelde kurutulmuş uzun var ya. Şöyle uzun. Bu çok kullanırlar. Ondan sonra eti var ya, az bahar adı, kırmızı biber, ondan sonra zerdeçal, karabiber, ondan sonra diğer baharatlar var. Hani bu biryaniye özel baharatlar. Bunlar atıyorlar. Ondan sonra böyle bir tabağa getiriyor. Bunun servis edilme şekli şu şekilde arkadaşlar. Böyle bir tabağa getiriyorlar. Yanında böyle bir küçük tabak getiriyorlar. İşte sen istediğini buradan alıyorsun. İşte bu şekilde. Ondan sonra da yiyorsun. Bunu iki çeşit alabiliyorsunuz. Yarım var, tam var. Ben tam aldım çünkü çok acıkmıştım. Yani tam tabak var, yarım tabak var. İşte böyle yiyoruz. Dostlar şunu bitirdik. Şimdi buradan devam ediyor. Bu şekilde karıştırıyor. Tek önce. Ondan sonra.
Evet dostlar, yemeğimizi bitirdik. Şimdi bir peçete alıyoruz. Ellerimizi temizliyoruz. Yani yemekten sonra, yemekten önce ellerimizi yıkıyoruz da. Şimdi fiyatı 252 rupi, yani bir 25 lira gibi bir şey. İşte adama veriyoruz. Adam bize gülüyor yani, video çektiğimiz için. Yani bize teşekkür etti. Dostlar, yemeklerimizi yedik. Artık buradan kaçıyoruz. Burası var ya. Yemek var ya, çok efsaneydi. Gerçekten. Tokum şu an. Arkadaşım da tokum. Şimdi buradan iniyoruz arkadaşlar. İşte maskemizi takmamız lazım. Yoksa var ya, polis ceza yazıyor. Çok sıkıntılı bir durum. Böyle maskemizi taktık. Rahmet lokantasından Hintli dayı görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye bye.